Size bu videomda Sultan 3. Mustafa'nın hayatını anlatacağım. Sultan 3. Mustafa, divan edebiyatındaki adıyla Cihangir, doğum tarihi 28 Ocak 1717, ölüm tarihi 21 Ocak 1774, 26. Osmanlı Padişahı ve 105. İslam Halifesidir. Babası Sultan 3. Ahmet, annesi Emine Mihrişah Kadın'dır. Babasının 1730'da padişahlıktan çekilmesinden sonra 27 yıl kapes hayatı yaşamıştır. Amcasının oğlu 3. Osman'ın ölümü üzerine 1757'de tahta geçmiştir. Tahta geçtiğinde 40 yaşındaydı. Şehzadelik dönemi. 1717 yılında Edirne'de doğan Şehzade Mustafa'nın babası 3. Ahmet'tir. Yaşanan Edirne vakası nedeniyle tahttan indirilen 2. Mustafa'nın 3. Ahmet'ten sonra tahta çıkan oğulları 1. Mahmut ve 3. Osman'ın döneminde rastlayan çocukluğu, bu hükümdarların kendi çocukları olmamasına rağmen düşmanca tavırlar nedeniyle sıkıntılı ve hatta hayati tehlike altında geçti. Bu sıkıntılı şehzadelik dönemine rağmen tahta çıkmayı başardı ve 1757 yılında saltanatı başladı. Sultan 3. Mustafa'nın saltanatı. Başa geçtikten sonra Sadrazam Koca Regaip Paşa'yı görevde bıraktı. Mali durumu düzeltmek için sarayın giderlerini azalttı ve yolsuzlukların üzerine gitti. Ancak başarılı olamadı. Orduda topçu sınıfını düzeltmek için Baronda Tot Surat Topçuları adında askeri bir birlik kurdurdu. Rusların 1770'te Çeşme'de Osmanlı donanmasını yakmaları üzerine yeni bir donanma hazırlanmasına çalıştı. Bu donanmanın subaylarını yetiştirmek üzere 1773 yılında Mühendishane Bahri-i Hümayun'u kurdurdu. Laleli Camii'ni yaptırdı. Ayrıca depremde yıkılan Fatih Camii'ni yeniden yaptırdı. Sultan 3. Mustafa Prusya'nın Avustralya ve Rusya ile kalkıştığı zorlu mücadelede Osmanlı Devleti'nin yanına çekmek ve resmi ilişkiler kurmak üzere giriştiği faaliyetleri yakından takip etmiştir. Bu devletlere karşı Prusya ile bir ittifak içinde bulunma isteği, ancak Koca Regaip Paşa takip ettiği tedbirli politika ve onun ileri sürdüğü böyle bir ittifakı sonuçsuz bırakmaya da yarayacak olan akılcı şartların yerine getirilmesiyle önlenebilmiştir. Ragip Paşa'nın ihtiyatlı yaklaşma bir savaş için yeterli hazineye malik olduğunu söyleyerek karşı çıkması, olaylara bakış açısını göstermesi bakımından önemlidir. Prusya'nın düşmanları ile olan savaş başarılı bir şekilde bitirmiş olmasına rağmen 15 Şubat 1763 Ragip Paşa'nın vefatından sonra 7 Nisan 1763 Ahmet Resmi Efendi'yi Berlin'e yollaması ve kralın eski tekliflerinin hala geçerli olup olmadığını tahkiki verilen artık çok geç tarzındaki cevaptan da anlaşılacağı üzere siyaset bakımından da zayıf bir devlet adamı olduğunu göstermektedir. Bu tutumu dikkate alındığından 3. Mustafa'nın 1768'de başlayan Rus Savaşı'nın açılmasında büyük bir sorumluluk taşıdığı anlaşılır. Savaşa taraftar olmakla beraber rical ve ulemanın karşı görüşü savunmasını halinde bundan ısrarlı olmayacağı ise kuvvetle muhtemeldir. Ancak burada sözü söyleyecek bir hükümdar olarak belirleyici rolünü iyi oynamamış ve hadiselerin gelişmesini kendi arzusunun tahakkukuna bırakmıştır. Saltanatının son dönemine 1768-74 Osmanlı-Rus Savaşı hakim oldu. 3. Mustafa ordusunun zayıflığını bilmekle beraber 2. Katarina döneminde Rusya'nın Lehistan'a yaptığı müdahaleler yüzünden Rusya'ya karşı savaş ilan etti. Savaş sırasında Baltık Denizi'nde yola çıkan Rus donanması Çeşme'de Osmanlı donanmasını yaktı. 3. Mustafa savaşı bitirmek için girişimlerde bulundu ancak başarılı olamadı. 3. Mustafa savaşın ilk aşamasında Rusların Hotin'i muhasara etmesi esnasında kazanılan bazı başarılar üzerine Haziran 1769 gazi olarak ilan edilmiştir. İleriki yıllarda savaşın kötü gidişi sebebiyle Ayasofya Camii'nde selamlık sırasında okunan hutbede bu ünvanla anılması, 2 Şubat 1771 içlerinde Mevleviler de bulunduğu bazı dervişler tarafından yüksek sesle protesto edilmesine yol açmıştır. Culusunda sadrazam olarak bulunduğu ve görevinde bıraktığı Koca Ragip Paşa sayesinde saltanatın ilk döneminde bir problemle karşılaşmadan hüküm sürmüş olmakla beraber savaşın son yılında içine düşülen sıkıntılı durum sağlığını bozmuş, dengeli bir hayat sürmesine rağmen savaşın kahrı erken ölümüne sebep olmuştur. Savaş sürerken öldü. Laleli'de
kendi yaptırdığı Lalelik Kulliyesi içinde 3. Mustafa Türbesi'nde yatmaktadır. Sultan 3. Mustafa'nın ilk icraatı geniş kitleleri memnun edecek izler taşır. Mukata ve Zahmet Rusmi'nin affı ve yenilmesi gereken beraat harçlarının yarıya indirilmesi de bu anlamdadır. Ardından hac yolunun güvenliğini tehdit eden gelişmelere son vermek üzere sert önlemler aldı. Bilhassa kötü idare edilmekte olan Efkafi Harameyn mukatasına düzen vermeye çalıştı. Bunların taliplerini defterdar vasıtasıyla satılması kararlaştırılarak yolsuzluklara karışan eski saray baltacı ocağına kaldırdı. Darüsade ve silahtar ağalarının haslarını ilga etti. Böylece 1000 keseden fazla tasarruf sağlandı. Bu meblağ 1172'de 1759 2000 keseye çıktı. Saray masraflarını kıstı. Ancak bu tedbirleri kendisini hasislik töhmet altında bırakmıştır. Tasarruf ve hesabını bilme arzusu döneminde defterdarlık kurumuna önem kazandırmıştır. Sultan 3. Mustafa kaynaklarda meziyetli sağlam bir değerlendirme yeteneği ve temyiz kabiliyeti olan basiretli, faal ve hükümdarlık vecibelerine eğitim ve yeteneği el verdiği ölçüde samimiyetle sarılan iyi kalpli, merhametli, hayırsever ve cömert bir kişiliğe sahip olarak gösterilir. Gelenek ve adetlere bağlı, adil, düzenli ve tutumludur. Güzel konuşur, iyi bir hattadır. Saltanatı boyunca 8 sadrazam ve 9 Şeyhülislam değiştirmiştir. Huzur derslerine büyük önem vermiş ve dersleri adet haline getirmek devletin sonuna kadar yaşamasına yol açmıştır. Sabah namazlarını tedbilen Ayasofya'da kılması alışkanlıkları arasındadır. Tebdil dolaşmayı hükümdarlığın görevlerinden sayardı. Rus savaşını baştan itibaren kötü gidişi sırasında askerin ayaklanarak 4. Mehmet'in tahttan indirilmesi 1687 gibi bir hadiseyle karşı karşıya gelebileceğinin tedirginliğinin içinde harp esnasında tedbilen halk sarayında arasında dolaşması özellikle kamuoyunun düşüncesini ve hassasiyetini tespit etmek üzere daha bir yoğunluk kazanmıştır. Sürat Topçuları Ocağı Kurulması. Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması Sultan 3. Mustafa dönemine tekabül etmektedir. Bunun sonucunda ise Osmanlı birlikleri ve deniz hakimiyeti iyice artmıştır. Deniz alanında yenilikler yapmak isteyen Sultan 3. Mustafa bu konuya ayrıca önem göstermiştir. Fransız Baron da bu konuda Osmanlı Devleti'ne büyük katkı sağlamıştır. Sultan 3. Mustafa'nın ailesi. Eşleri. 1. eşi Mihrişah Valide Sultan, 2. eşi Adil Şah Kadın, 3. Rifati Kadın, 4. Aynül Hayat Kadın, 6. Fehime Hanım. Erkek çocukları Sultan 3. Selim, 2. Şehzade Mehmet. Kız çocukları 1. Hatice Sultan, 2. Şah Sultan, 3. Fatma Sultan, 4. Beyhan Sultan, 5. Fatma Sultan, 6. İbetullah Sultan. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayalım.